Senden öğrendik hocam. Siyonizm belalarını ve nasıl karşı koyacağımızı. Sen anlatmıştın bize. Yalan söyleyen tarih müşveddesinin aslını. Haykırmıştın dünyaya. Derdi, derdimizdir hocam. Kalplerimiz Kudüs'ün kurtulacağı günün heyecanıyla çarpar. İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam alemi ortasında bir çıvan başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevriyi İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz. 1 milyar 200 milyon İslam aleminin sesini size duyuruyor. Bunlar karşısında bin yıldan beri hep hakkı korumuş olan milletimizin susmasını beklemek mümkün değildir. Bu durumlar karşısında asil milletimizin evlatları olarak susmayacağımızı, masumların yanında olduğumuzu, zalimleri lanetleyeceğimizi ve icabında bu durumları durdurmak için bütün gücümüzle çalışacağımızı ilan ediyoruz. Bu bizim her şeyden önce insanlık vazifemiz. Kabe-i Muazzama'ya da zalimler gelmişti. Ebabil kuşlarının ağzındaki küçücük taşlar bu zalimleri yok etmeye yetmişti. İşte bugün de Mescid-i Aksa'dan çıkan, namaz kılıp çıkan bu küçük imanlı Müslüman yavrular kardeşlerimizin ellerindeki o küçük taşlar aynen Ebabil kuşlarının ağızlarından attığı taşlar gibi bu kafirleri kısa zamanda yok etmeye yetecektir inşallah. Bu inancımızı